Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 27 Temmuz 2 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, ayın ışığı büyüyen fazda ve hafta başı pazartesi günü ilk dördün fazına ulaşacağız. Ve ay Akrep burcunda olacak. Pazartesi ve salı, çarşamba e, saat 10.30'a kadar. Bu süreç içerisinde oldukça hareketli başlıyoruz aslında haftaya. Etrafımızda kalabalıklar olabilir. Faaliyetlerimiz var. Ee, özellikle ekip çalışmaları, grup çalışmaları, organizasyonlar içerisindeyiz. Parasal konularda aktif enerjiler var. Çalışmalarımızdan gelecek paralar gündemimizde olabilir. Belki bunlarla ilgili planlarımız, programlarımız var, bütçe ayarlamaları var. Yapılması gereken işlerimizi organize ediyoruz. Ee, özgüvenimiz iyi, yüksek görünüyor hafta başı. Bu hafta burcunuzdaki Plüto. Ee, Merkür'le Yengeç burcundaki Merkür'le güçlü temaslar içerisinde bu olacak aynı zamanda e, yine burcunuzdaki Plüton'un e, çok e, neptünle güçlü açıları var Jüpiter'in aynı şekilde neptünle güçlü açıları var bu etrafımızdan maddi manevi bazı destekler alabileceğimizi işaret ediyor Mesela ticari konularda olumlu gelişmeler olabilir parasal beklentilerinizde olumlu gelişmeler olabilir yakınlarınızdan belki kardeşinizden ya da bir akrabanızdan ya da bir komşunuzdan herhangi bir konuda duygusal da olabilir bu. Maddi manevi destekler alabilirsiniz ve bu sizin kendinizi daha güvenli, daha güçlü hissetmenizi sağlayabilir. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Ay Yay burcuna geçecek. Çarşamba günü özellikle akşam saatlerine doğru biraz böyle iç dünyamıza yönelmemiz, biraz sakinleşmek istememiz mümkün. Artık dinlenmek isteyebiliriz aslında hafta başına çok hareketli başlıyoruz. Bu nedenle yorulabiliriz. Birçok işle ilgilenebiliriz. Ve hafta ortasından itibaren biraz kendimize dönmek, dinlenmek isteyebiliriz. Tabii ki tatil planları da yapabiliriz bu süreç içerisinde. Cuma öğle saatlerinden itibaren ay burcunuza geçecek. E, duygusal enerjiniz güçleniyor. E, artık gez geziler, seyahatler, tatiller veya hani bayramı nasıl geçirecekseniz bununla ilgili organizasyonlar içerisinde olacaksınız bir yandan aslında hem kendiniz için hem eşinizle ilgili olabilir, ailenizle ilgili olabilir. Üzerinizde daha fazla sorumluluk var. Sanki bütün organizasyonları sizin yapmanız gerekiyor. Herkes sizden bir şeyler bekliyor. İşte görüşmeleri siz yapıyorsunuz, kararları siz veriyorsunuz, yapılması gereken ayarlamaları siz yapıyorsunuz. O otoriter pozunu, pozisyonunuz ve Organizasyon kabiliyetiniz, doğal liderliğiniz size böyle bir görev vermiş olabilir. Evet, bu üzerinizi biraz sorumluluk da yüklüyor tabii ki. Zaman zaman duygusal olarak çok baskılar da hissediyorsunuz. Ama etrafınızdaki kişiler bu işleri en iyi sizin becerebileceğinize dair de büyük bir inanç besliyorlar. Bu yüzden sorumluluklar var üzerinizde. Zaman zaman çok sayıda kişiyle görüşmeniz, hizmet aldığınız kişilerle böyle haberleşmeniz, yazışmanız mümkün. Bazen karşınızdaki kişilerin ya da eşinizin, partnerinizin, arkadaşınızın ya da aile üyelerinin beklentileri, konuşmaları, duygusal anlamdaki o konuşmaları, tavırları sanki sizi biraz zorluyor ya da siz onlara karşı daha otoriter, daha yaptırımcı bir tavır içerisinde oluyorsunuz. Bu da çok sert gösterebilir sizi. Buna dikkat edin lütfen. İlişki dinamikleriniz, özellikle Cuma'dan itibaren bu durumunuz artabilir. Daha sakin, daha anlayışlı, daha dengeli davranmakta fayda var sevgili Oğlaklar. Güzel bir hafta diliyorum ve bayramınızı kutluyorum. Hoşça kalın.